Fatma Olçun meselesine geçiyoruz. Biliyorsunuz dün Yasemin annesi buradaydı. Annesiyle ilgili akıl almaz iddialar atıldı ortaya. Onları tanıdığını söyleyen, komşuluk yaptıklarını söyleyen, uzaktan akraba olduğunu söyleyen birçok insandan telefon aldık. Bir hatırlayalım bakalım ne oldu? Yasemin bize neler söyledi? Fatma Olçun meselesinde neler yaşandı? Sonra devam edelim. Hani 17 yaşındaki kız pavyonda yani çalışıyor. Sen nasıl bir annesin buna izin verebiliyorsun ki? Benim haberim var mı acaba? Kocana bakıyordun. Peki kızına bir şey... Kızına kapıyı atıyordun, kocana bakıyordun. Bana bak, yalan söyleme, beni çileden çıkartma ben... Bir anne, adı Yasemin Olçun. 17 yaşındaki kızı Fatma yaklaşık bir aydır kayıp. Kandırıyor çünkü, çok çabuk kandırıyor beni. Kayıp kızını arayan Yasemin Olçun'un komşuları ise canlı yayında kayıp Fatma ve annesiyle ilgili şok iddialarda bulunuyordu. Korkunç bir iddia. Çok iğrenç şeyler var. Ben Esra Hanım'a dedim, kanalda ben söylemeyeceğim. Size anlatacak zaten Ece Hanım. Hani ben hayatımda böyle şey görmedim. Etti. Bir kere, iki kere, üç kere, beş kere bilmiyorum. Ama senin kocan bunu yapmaya yeltendi senin kızına. Bir dakika ama. Peki siz gözünüzle gördünüz mü? Sadece bana bak, gözünüzle gördünüz mü? Komşularının iddialarından sonra asıl şok eden açıklama Yasemin'in babası Mehmet Ali Olçun'dan geldi. Ha, Fatma kendisi mi, torununuz mu söyledi bunu size? Evet. Yasemin'e söyledim ben. Yasemin'e söylediniz. Benim kocam yapmaz öyle şeydir. Babam bana kesinlikle öyle bir şey... Fatma sana söyledi. Evet. Değil mi, söyledi? Söylemiş, ben hatırlamıyorum. Şimdi hatırlamadığını hatırladın. Evet, hatırladım. Söyledi yani. Şok eden iddialar ve yardıma muhtaç 17 yaşında kayıp bir genç kız. Peki Fatma Olçun şimdi nerede? Şimdi çok acayip bir şey oldu. Buraya Fatma'yı arıyorum diye gelen annesi Yasemin ortada yok. Bu şimdi başlı başına çok acayip bir şey. Buraya ben Fatma'yı arıyorum. Çok endişe ediyorum. O benim canım, ciğerim. Kızımın hayatından endişe ediyorum, ben onsuz ne yaparım falan diye gelerek buradan çare arayan, yetkililere seslenen, bizden yardım bekleyen anne Yasemin dünkü yayından sonra sırra kadem bastı. Şimdi bu başlı başına aslında haber değeri taşıyor benim açımdan. Ama tabii hem hukuki açıdan hem psikolojik açıdan dünkü yayını birlikte yaşadığımız için ve Yasemin'i birlikte gözlemlediğimiz için niye Yasemin kaçıyor acaba bu yayından diye ben sizlere sormak istiyorum. Önce Tanju Hocam size sormak istiyorum. Dün buradaki iddialar üvey babayla ilgili 9 yaşından itibaren cinsel tacize uğradığıyla ilgili bilgi verdin. Hatta kendi babası da yani dede rolünde kişi de çıktı, söyledi. Aslında böyle bir Mehmet şey Ali Bey kızını savunmak için buraya bağlandı. Evet. Herhalde Yasemin ama doğruyu söyledi. Ama doğruyu söyledi. Onun üzerine herhalde karşı taraf, yani üvey baba çıkmamasını tembihledi Yasemin'e. Yasemin ondan çıkmıyor. Yoksa kızını arıyordu. Bu olay başına gelince, bu işte çok ciddi. Büyük olasılıkla bu doğru. Yani kız dedeye kadar söylediğine göre doğru, ama üstü araştırılmamış. Halbuki sosyal hizmetler de devreye girmiş. Her ay görüşüyorlarmış. Sosyal hizmetler bunu nasıl atladı mı acaba? Atladıysa nasıl atladı? Bundan sonra atlamaması lazım. Üstüne gidilmesi gerekiyor. Tabii zaten çocuk şube, herkes takipte. Çok acayip şeyler oldu bu sırada. Onları da hepsini tek tek anlatacağım. Ha. Ama bu arada biz soracağım size, Mustafa Tırtır, ama biz bu arada üvey babayla konuştuk. Aslında üvey baba... Yasemin 2 ay evvel ayrıldık demişti ya üvey babadan. 2 sene önce ayrıldık diyor. Bir bakalım üvey baba bize neler söylemiş, üzerine konuşacağız. Ekibimiz Fatma'nın üvey babası Erdoğan'ı buldu. Erdoğan Yasemin'le ne zaman tanıştı? 2014 yıllarında tanıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ya Fatma 9 yaşlarında olması lazım. Neden ayrıldılar? Çocuk olmadan evvel ben ayrılacağımızı söyledim ona. Yani o da ayrılmamayı düşündü. Beni bırakmadı. Ben telefon hatlarımı kırdım, kurtulmaya çalıştım ama bir türlü şey yapamadık yani. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 sene sürdü yani. Şu an 2 yıldır ayrıyız yani. Evini falan tuttum yani. Haçlığını falan veriyorum. Yasemin kızını evden kovdu mu? Kesinlikle öyle bir şeyi kesinlikle şey yapamam, kabul edemem. Çünkü Yasemin üzerinde çok titredi. Hatta benim oğlum yani 4 yaşındaki Çınar, ondan ona ilgi gösteriyorsun, bana göstermiyorsun diyor. 4 yaşındaki çocuk.
O da kıskanıyor bunu. Onları öne sürüyor Fatma. Fatma neden sürekli evden kaçıyor? Madde bağımlısı olduğu için bunu maddeye alıştıranların suçu. Polis tutuyor geliyor eve, kızınız kaçtı diye. Kızınızı kaçırmayın, bırakmayın diye, ama yapacak bir şey yok. Yani tutup zincirleme durumun da yok. Üvey babası tarafından istismar edildi mi? İftira atan kişiler kendi suçlarını örtbas ederek, yani aman bana bir şey olmasın diyenler. Yani kuyruğuna basılacak kişiler olduğu için, ya zaten Fatma'nın resimleri de var. Taciz eden kim belli oluyor zaten. Sen burada Ahmet Mehmet neler yapıyor sana, resimleri de var. Her şeyi delil olarak sunuluyor. Erdoğan gel buraya, senin evinde kalmış. İşte sen şöyle yapmışsın. Ben buradayım yani, alnım açık. Hiçbir şeyden kaçmıyorum. Öyle bir saçmalık olamaz. 17 yaşındaki Fatma Olçun nerede? Şimdi ben buradayım, hiçbir şeyden kaçmıyorum. Alnım açık, böyle bir şey söz konusu bile değil diyor. 2 sene önce de ayrıldık diyor bu arada üvey baba. Yani iddiaların odağındaki isimlerden bir tanesi. Şimdi az önce konuşurken, bu röportajdan önce, normal şartlarda büyük babası da, yani Yasemin'in babasının söylediği şey de aslında bir delil kabul edilebilir ve gelinip alınabilir üvey baba en azından, değil mi, diye konuştuk. Ama şimdi bu ifadelerinden sonra ne düşündünüz siz üvey babanın? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yayına bağlanan herkes şunu söyledi. Bir taciz iddiası var dedi. Yasemin bunu tamamen inkar etti. Yani yok böyle bir şey, katiyen böyle bir şey yapmaz dedi. Yani normal şartlarda bir annenin mutlak surette çocuğuna şunu sorması lazım. Kızım böyle bir şey var mı? Şeklinde üzerine gitmesi gerekirken tamamen kocayı böyle bir şey yapmaz şeklinde üstünü kapatmaya yönelik bir davranış içerisine girdi. Yine kızını suçlayıcı, yalan söylüyor. Bir anne asla ve asla sürekli o yalan söylediği hususunu çok ön plana çıkarmaz bana göre. Zaten kızını arayan anne ortadan kaybolmaz herhalde, evet, değil mi? Kızını arayan anne asla ve asla ortadan kaybolmaz. Yani oturduğumuz zaman, burada konuştuğumuz zaman bile taciz iddiaları ile ilgili bir takım sözler geldiği zaman kuvvetle bunu inkar etmesi gerekirken bambaşka konulara girdi. Dolayısıyla o konuda da bir şey söyleyemedi. Açıkçası anlaşılmıştı bir anlamda taciz iddiası. Şimdi olay gerçekten böyle bir şey varsa, 9 yaşından beri bir kız çocuğunun taciz edilmesi, bu resen yapılacak bir soruşturmayı gerektirir. Üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin, savcılık makamları bu konunun üzerine giderek bu konuyu araştırması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi zaten Fatma aslında 9 yaşından itibaren istismara uğradığını söylemiş. Hı hı. Ve annesine bunu söylediğinde de döverek susturulduğunu söylüyor Fatma. Şimdi muhabir arkadaşımıza döneyim. Çünkü bizim çok ilginç şeyler geldi başımıza bu arada dün akşamdan beri. Fatma bize ulaştı aslında. Bütün bunların içeriğini, Fatma'nın nerede olduğunu, bize niye ulaştığını, sonra neden buraya gelmediğini hepsini Esra anlatacak şimdi. Esra, seni dinliyoruz. Öncelikle iyi yayınlar Ece Üner. Günlerdir yaptığımız canlı yayınlar sonuç verdi. Çok büyük bir gelişme yaşandı Fatma Olçun olayında. Fatma geçtiğimiz gün bize ulaştı ve bir adres verdi. Abla gelin, ben buradayım, beni buradan alın dedi. Biz Fatma'nın verdiği adrese gittik. Bize konum attı fakat kendisini konumda bulamadık. Daha sonrasında ise Üsküdar'a geldik. Maalesef Üsküdar'da verdiği adreste de bulamadık. Ancak ben Fatma'yla geçtiğimiz gün tabii telefonda konuştum. İlk olarak bu gelişmeyi aktarayım istedim. Dün akşamdan bahsediyorsun Fatma. Esra, onu da söyleyelim. Evet, geçtiğimiz gün dediğin aslında dün akşam oluyor bütün bunlar. Evet, dün akşam. Akşam yaşanıyor bunlar. Ben dün Fatma'yla bir görüşme gerçekleştirdim. Bir mesajlaşma, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Fatma günlerdir söylenen iddiaları doğruladı. Fatma 9 yaşından beri üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını, annesinin de kendisini şiddet uygulayarak susturduğunu söyledi. Bu çok tüyler ürperten bir iddia. Hatta çok acayip bir şey daha var, onu da sen söyle istersen. Anne aslında evde tutmak için, evet, değil mi? Üvey babayı evde, evet, tutmak için Fatma'yı geri istiyor. Evet, üvey babayı evde tutmak için Fatma'yı geri istiyor çünkü Yasemin Hanım'ın dediklerini yapmıyor üvey baba. Fatma'nın dediklerini yapıyor ve Fatma evde olunca evde oluyor.
Bu yüzden de Fatma'nın evden gitmesini istemiyor. Fatma'nın iddiaları bunlar. Fatma'nın söylediklerini aktarıyorum sizlere. Bir diğer konuya gelecek olursak, Fatma ne yazık ki madde bağımlısı olduğunu itiraf etti. Günlerdir bir isim dönüyor, Tarık ismi dönüyor. Fatma madde bağımlısı olduğu için ve Tarık ücretsiz Tarık'la birlikte kalıyormuş. Evet, bu da başlı başına korkunç bir şey. Peki bu Tarık dediğimiz bizim hani 41 yaşında bir adamdan bahsetmiştik, evli, evet, çocuklu, bu değil mi bu, evet, adam? Evet, 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 bahsedilen iddiaların odağındaki kişi kendisi ve daha sonrasında Tarık tarafından tehdit edildiğini söylemiş, uygunsuz görüntülerinin olduğunu söyledi bize. Tarık uygunsuz görüntülerinin olduğunu söylemiş. En sonunda Fatma arkadaşı sayesinde, arkadaşı vesilesiyle evden kaçıyor ve kaçtığı gün bu uygunsuz görüntüler ne yazık ki sosyal medyada paylaşılıyor. Tarık paylaşıyor, öyle mi? Tarık mı yayıyor bunları? Evet, evet. Tarık'ta olan görüntüler. Şimdi çok acayip bir şey daha var. Esra, onu da söyleyelim istersen. Biz Tarık'a da ulaştık. Sesinizi alamadım, özür dilerim. Şimdi hem Fatma'ya adım adım ulaştığımız andan itibaren Fatma'nın neden gelemediğini belki genel hatlarıyla söyleyebiliriz. Bir de sabahleyin, evet, sen normal şartlarda Tarık'la buluşacaktın. Tarık gelecekti senin, evet, yanına son ana kadar, hepimiz burada takipteydik. Fakat olmadı, o da olmadı. Adım adım onları da bize bir anlatır mısın? Elbette ki ben bugün sabah saatlerinde Tarık'la iletişime geçtim. Tarık beni Üsküdar'da beklediğini söyledi. Bana adres verdi, konum verdi, nerede beklemem gerektiğini söyledi. Yaklaşık 2-3 saat kadar bizi oyaladı. Daha sonrasında ise avukatıyla görüştüğünü söyledi. Ve Tarık en sonunda telefonu kapatırken ben kendisine eğer suçsuzsa neden kendisini savunmadığını sordum. O da korkuyorum dedi. Korkuyorum dedi. Neden korkuyormuş, evet, acaba? Ben korkuyorum dedi sadece. Neden korktuğunu defalarca sordum. Neden korkuyorsun dedim. Ben korkuyorum, tırsıyorum dedi. Acaba o da mı tehdit ediliyor? İddiaların doğru olabileceği de bir ihtimal aslında. Ben bunu da düşündüm. Fatma'nın söylediklerinin doğru olabileceğini de düşündüm. Çünkü ne olursa olsun reşit olmayan genç bir kız. Ve şöyle bir bilgi daha var, ben hemen bunu da aktarayım sizlere. Fatma Tarık'tan 3 aylık hamileymiş. Fatma bunu sana söyledi, öyle mi? Evet. Evet. Fatma bunu kendi söyledi. Evet, dün de bir sağlık ocağının önünden canlı yayın yapmıştık. İzleyicilerimiz de hatırlarlar. Sağlık ocağına gebelik testi yaptırmak istediğini söylemişti. Sebebi, nedeni buymuş. Peki.